H2 olan D'nin yazılışına bakalım. H2 olan D, kelimeye bitişik yazılır. Bulunma anlamı katar. Ses uyumlarına göre da, t, ta şeklinde yazılabilir. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Şimdi bu saydığımız bilgilere örnekler verelim. Bu hayatta herkes kendi kaderini kendi çizer diye söylendi. Bakın bu hayatta derken ta ekine dikkat edelim. Nerede? Hayatta. Bulunma anlamı var. Bulunma haneki. Bakın kelimeye bitişik yazıldı. Bulunma anlamı kattı. Ses uyumlarına göre ta şeklinde yazıldı. Hayat T sesiyle bitmiş. Yani sürekli sert ünsüzlerden biriyle bitmiş. Dolayısıyla kendisinden sonra gelen kelimeye ta şeklinde eklendi. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur demiştik. Çıkaralım. Bu hayat herkes kendi kaderini kendi çizer diye söylendi. Diyebiliyor muyuz? Bakın diyemiyoruz. Dolayısıyla cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulduğu için bu nedir? H2 olan D'dir. Fırtınalı bir havada yola çıktığımızı hatırlıyorum. Havada. Bakın da ekine dikkat edelim. Nerede? Havada. Bulunma anlamı var. Ses uyumlarına göre da şeklinde geldi. Cümleden çıkaralım. Fırtınalı bir hava yola çıktığımızı hatırlıyorum. Bakın anlam bozuldu. O halde bu H2 olan yani kelimeye bitişik yazılan D. Aracın önündeki çocuğu tanımıştı. Bakın önünde. Nerede bulunuyor? Aracın önünde. Bulunma H2. Bitişik mi yazıldı? Evet. Ses uyumlarına göre bakın önünde şeklinde söyleriz. Cümleden çıkaralım. Anlam bozuluyor mu? Aracın önün çocuğu tanımıştı. Anlam bozuluyor. O halde bu bitişik yazılan yani bulunma H2 olan D. Bağlaç olan D'nin yazılışına bakalım. Bağlaçlar ek değildir. Dolayısıyla başlarına kısa çizgiye bakın çekmedik. Kelimeden ayrı yazılır. Ses uyumlarına uymaz. Her zaman da D şeklinde yazılır. Yani H2'nin olduğu gibi T, ta şeklinde yazılmaz. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz ancak daralır. Kelime veya cümleler arasında anlam ilişkisi kurar. Çünkü bağlaçtır ve bağlaçlar ne işe yarar? Kelimeleri ve cümleleri anlam yönünden birbirine bağlar. Hangi yönden bağlar? Kelime ve cümleleri anlam yönünden bağlar. Örneklerimize bakalım. Bu konuyu geçen sene de görmüştük. Yani daha önce de gördük. Bir de geçen yıl gördük. D'nin bağlaç olduğunu nasıl anladık? Çıkaralım cümleden. Bu konuyu geçen sene görmüştük. Bakın anlam bozulmadı. Ama daraldı. Daralma ne demek? Bu konuyu geçen sene görmüştük dediğiniz zaman geçen sene gördük. Ama bu konuyu geçen sene de görmüştük derseniz ne olur? Yani bu yıl gördük. Geçen yıl da görmüştük anlamı çıkar. Bir yineleme anlamı olur. Anlatılanlar bana pek de inandırıcı gelmedi. Bakın D ne demiştik? Ayrı yazıldı. Ses uyumlarına uymadı. Çünkü bakın pek neyle bitiyor? K ile. Yani sürekli sert ünsüzlerden biriyle. Ama bundan sonra T şeklinde gelmiyor. Nasıl geliyor? D şeklinde geliyor. Cümleden çıkaralım. Anlatılanlar bana pek inandırıcı gelmedi. Bakın anlam bozulmadı. Yokuşa çıkmak da yokuştan inmek de zor geldi bana. Bakın da D bağlacına dikkat edelim. Ne demiştik? Ses uyumlarına uymaz. Yani sürekli sert ünsüzlerden biri K ve K yine. Bunlardan sonra bakın T şeklinde değil, yine da D şeklinde gelir. Kelimeden ayrı yazılır. Cümleden çıkardığımızda anlam bozulmaz dedik. Çıkaralım. Yokuşa çıkmak, yokuştan inmek zor geldi bana. Bakın anlam bozulmadı. Sözler, söz grupları ve cümleler arasında anlam ilişkisi kurar demiştik. Nasıl? Yokuşa çıkmak bir söz grubu, yokuştan inmek başka bir söz grubu. Bu iki söz grubunun birbirine bakın ne bağlıyor? Da bağlacı bağlıyor. Yokuşa çıkmak da, yokuştan inmek de. O da bizimle gelmek istiyor mu? Derken o'dan sonra gelen da bağlacına dikkat edelim. Cümleden çıkaralım. O bizimle gelmek istiyor mu? Bakın anlam bozulmadı. Anlam bozulmadığına göre bu bağlaç olan de. Çünkü zaten birleşik yasaydık ne olurdu? O da değil mi? Evin bir köşesi anlamına gelirdi. Ki bağlacının yazılışına bakalım. Bakın ki bağlaç yani ayrı bir kelime olarak ele alındığı için ondan önce kısa çizgi çekmiyoruz. Kelimeler ve cümleler arasında anlam ilişkisi kurar. Yani bağlaç adı üzerinde neyi bağlar? Kelimeleri ve cümleleri. Nasıl bağlar? Anlam yönünden bağlar. Bakalım. Atatürk diyor ki
hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. Şimdi burada iki tane cümle var. Birinci cümle Atatürk diyor. Bakın birinci cümlemiz, altını çizdik ve yazıyorum. Birinci cümle. İkinci cümlemiz ne? Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. Buna da ikinci cümle diyorum. Şimdi bu iki cümleyi birbirine ne bağlıyor? Bakın ki bağlacı bağlıyor. Atatürk diyor, cümleyi devam edebilmem için, yani buradaki anlamı şuna bağlayabilmem için bana ne lazım? Ki bağlacı lazım. Atatürk diyor ki, sonra cümleyi yazıyoruz. İşte anlam olarak birbirine bağladı. Devam edelim. Çok zeki olacak ki okulunu birincilikle bitirdi. Bakın, birinci cümle, çok zeki olacak. Aslında bu bir yargı bildiriyor. Olmalı anlamında, değil mi? Gereklilik anlamında kullanılmış bu da acak eki. İkinci yargı ne? Okulunu birincilikle bitirdi. Şimdi birinci yargı, çok zeki olacak. Birinci. İkinci yargı ne? Okulunu birincilikle bitirdi. İkisini birbirine ne bağlıyor? Bakın ki bağlacı bağlıyor. Ayrı yazılır, cümleler ya da kelimeler arasında anlam ilişkisi kurar. Devam edelim. Sen ki benim en yakın arkadaşımdın, mezun olduktan sonra bir kez bile aramadın. Bakın burada farklı bir konu var. Kelimeyi birbirine bağlamıştır. Sen bir kelime, sen benim en yakın arkadaşımdın da diyebilirdik. Etkili bir anlatım söylemek için ne yapıyoruz? Ki bağlacını bazen kullanabiliyoruz. Sen kelimesini bu cümleye bağlayabilmek için ne yapıyoruz? Ki bağlacını kullanıyoruz. Sen ki, açıklıyoruz ne olduğunu senin. Sen neydin? Benim en yakın arkadaşımdın. Değil mi? Açıklamayı ki bağlacıyla yaptık. Ki bağlacını diğer ki eklerinden ayırmanın, yani sıfat yapan ki'den ve ilgi zamiri olan ki'den ayırmak oldukça basit. Diğerlerini gördükten sonra ki bağlacını daha net anlayacaksınız. İkinci ki'miz ilgi zamiri olan ki. İlgi zamiri olan ki kelimeye bitişik yazılır ve ona aitlik anlamı katar. Nasıl? Kendi kalemini kaybettiği yetmezmiş gibi benimkini de kaybetti. Bakın ki ekini bulduk. Benim ki. Bulduk ekimizi. Ne diyoruz? Aitlik anlamı. Nasıl? Benim kalemim demiyoruz da, yani burada kendi kalemin senin, benim kalemim demiyoruz da benimki diyoruz. Benimkiyle kastettiğimiz ne? Benim neyim? Benim kalemim. Yazıyorum buraya. Değil mi? Benim kalemim demiyoruz da benimki diyoruz. Bana ait olan anlamında. İstanbul'un iklimi Erzurum'unkinden daha yumuşak. Bakın Erzurum'un ki derken neyi kastediyoruz? Erzurum'un neyi? İklimi, değil mi? Erzurum'un iklimi. Şimdi bakalım Erzurum'un iklimi yerine Erzurum'un ki dedik. Buradaki ki aitlik anlamı katan, yani ilgi zamiri olan ki. Dolayısıyla bitişik yazdık. Sıfat yapan ki'nin yazılışına bakalım. Kelimeye bitişik yazılır. Kendisinden sonra gelen ismi niteler. Çünkü sıfat olduğundan ne yapacaktır? Kendisinden sonra bir isim gelecektir ve onu niteleyecektir. Bakalım. Duvardaki fotoğrafı 8 yıl önce bileceğim bir köyde çektim. Bakın duvardaki fotoğraf tamlamasına dikkat edelim. Ki ekimiz. Fotoğraf, isim. Soralım neredeki fotoğraf? Bakın duvardaki fotoğraf. Duvardaki bir sıfattır. Niçin? Çünkü fotoğrafı nitelemiştir. Peki nasıl nitelemiştir? Ki ekinin yardımıyla. İşte buradaki ki sıfat yapan, yani kelimeye eklenerek onun kendisinden sonra gelen bir ismi nitelemesini sağlayan ki'dir. Buraya gelirken yolun kenarındaki parkta bir süre eğlendik. Bakın park, isim. Hangi park ya da neredeki park? Yolun kenarındaki park. Sıfat. Peki nasıl sıfat oldu? Nasıl sıfat oldu bu kelime grubu? Ki eki yardımıyla. Park, yolun kenarındaki park. Bakın parkı niteliyor. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Köydeki evimiz göle bakan bir yamaçtaydı. Bakın evimiz isim. Neredeki evimiz ya da hangi evimiz? Köydeki evimiz. Köydeki evimiz. Bu da sıfattır. Nasıl sıfat oldu? Ki ekili. Gördüğümüz gibi buradaki ki'ler ismi eklenerek onların başka bir ismi nitelemesini, yani sıfat olmasını sağlamıştır. Bakın bağlaçla ayırmamız oldukça basit. Bağlaçta niteleme yoktu ya da aitlik anlamı yoktu. Bağlaç kelime ya da cümleleri birbirine bağlıyordu.
Sıfat yapan ki'de ismi niteleme var. İlgi zamirinde ne vardı? Aitlik anlamı vardı. Benimki, seninki, onunki, İstanbul'unki gibi. Mi soruya ki kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Ses uyumlarına göre mı, mu, mü şekline gelebilir. Bu kendisinden önceki sese bağlıdır. Cümle soru anlamı taşımasa bile soru eki olan mi kelimeden ayrı yazılır. Kendisinden sonra gelen ekler mi ekine bitişik yazılır. Ayrı yazılan de bağlacına kendisi bitişik yazılır. Nasıl? Şimdi bu saydıklarımızı örneklerle açıklayalım. Ödevlerinizi yaptınız mı? Bakın mı soru eki. Cümleyi soru anlamı katan mı eki. Ödevlerinizi yaptınız mı? Bakın ne yaptık? Kelimeden dedik ayrı yazılır. Ses uyumları olduğu için bakın mi şeklinde değil, kendisinden önceki ı sesine uyumlu olarak ne olmuştur? I şeklinde gelmiştir. Yaptınız mı? Kitabınızın 20. sayfasını açar mısınız çocuklar? Açar mısınız da bir soru anlamı var. Ve soru anlamı neyle sağlanmıştır? Mı ekili. Bakın ne dedik? Ayrı yazılır. Ses uyumlarına göre kendisinden önceki kalın sese göre kalın şekilde gelir, ı şeklinde gelir. Kendisinden sonra gelenek. Bakın sınız ne ki? Mı soru eki. Açar mısınız? Kim? Siz. İkinci çoğul şahıs eki. Şahıs eki ne yaptı? Soru ekinden sonra geldiği için ayrı yazılan soru ekine bitişik yazıldı. Bakın bu önemli bir kural. Devam ediyoruz. Toplantıda Mehmet var mıydı, yok muydu hatırlamıyorum. Bakın bu cümlenin yargı bildiren kelimesi hangisi? Hatırlamıyorum. Yani var mıydı ya da yok muydu değil. Hatırlamıyorum üzerinde yargı var. Soru eki nerede bakın? Var mıydı, yok muydu? Bakın bunlar soru eki. Ne dedik? Bir ayrı yazılır. Ayrı yazdık. Ses uyumlarına uyar. Evet, burada mı? Bakın burada mu şeklinde geldi. Kendisinden önceki kelimenin ses uyumlarına uyar. Değil mi? Konuşurken böyle diyoruz çünkü. Devam edelim. Kendisinden sonra gelen mesela burada var mıydı derken dı nedir? Geçmiş zaman eki, ye kaynaştırma sesi ya da yardımcı önsüz. Aynı şekilde yardımcı önsüz, geçmiş zaman eki. Ne yaptı? Kendisinden sonra gelen ekler mı ekine bitişik yazıldı. Ve soru anlamı yok bu cümlede. Soru anlamı olmasa bile ne dedik? Ayrı yazılır. Devam edelim. Lise yıllarında başarılı bir öğrenci miydin? Yargı mi soru ekinin bulunduğu kelimede. Bakalım. Mi soru eki. Sen de mi bunları düşünüyorsun? Bakın burada ise mi eki kendisinden önce gelen bağlaca bitişik yazıldı. Peki neden? Çünkü zaten bağlaç ayrı yazılır. Mi'yi de ondan ayrı yazmıyoruz. Mi'yi ne yapıyoruz? Ayrı yazılan kelimeye bitişik yazıyoruz. Bunu da lütfen unutmayalım.